İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a yapılan başvurulardan birine red kararı verildi. Danıştay'ın 5 üyesinden 3'ü tek yetkili Cumhurbaşkanı'dır diyerek yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Bu karar hukuki bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır ve oy birliğiyle alınmamıştır. Sadece İstanbul Sözleşmesi'ni değil, ülkenin dört bir yanda hakları için anayasanın, yasaların uygulanması için mücadele edenler var ve var olmaya devam edecek. Bugün İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlükten kalkacak. Ama sanmasınlar ki kadınlar anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmeyecek. Elbette ki vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar o sözleşmenin her bir maddesini mücadeleleriyle yer var ettiler. Uygulanması için her gün canları pahasına mücadele ettiler. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatacak olandır. Bu kurulu bir slogan değil, her bir maddesi öldürülen kadın ve LGBTQ artıların arkadaşlarımızın ardından var olmuştur. Niceleri hayatta kalabilsin diye. Ama İstanbul Sözleşmesi sadece yaşatmaz. Eşit ve özgür yaşamımızın garantisidir. Bu yüzden önüne rejim değişikliğini koyanların ilk hedefi İstanbul Sözleşmesi kadınların, LGBTQ artıların eşit ve özgür yaşamasını hedef almak olmuştur. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadınları ve LGBTQ artıları şiddetin her türlüsünden amasız, fakatsız koruyacak olan kalkandır. Türkiye'deki kadınlar, LGBTQ artılar amasız, fakatsız sözleşmesine sahip çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi bu ülkede yaşayan herkesin eşit yurttaşlık ve korunma haklarının, yaşama haklarının güvencesidir. Anayasada, imzalanan diğer uluslararası sözleşmelerde hiçbir din, dil, ırk, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği fark etmeksizin ayrımcılık yapmadan bu hakların kullanılması gerektiği yazar. Sözleşmeyi feshedip haklarımızı elimizden almak isteyen yoktur öyle bir şey diyerek tüm LGBTQ artıları ve haklarını yok saymaya çalışanlara karşı İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısını bozduğunu iddia ederek sözleşmeden çıkılmayı meşru göstermeye çalıştılar. Elmalı davası bu ülkenin gerçeğidir. Çocuğunun önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut bu ülkenin gerçeğidir. İstanbul Sözleşmesi bu gerçekler açığa çıksın, kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün diye var. Kadınların kurtuluş mücadelesi bir günde var olmadı. Toplumların hakları için verdikleri mücadeleler, eşitlik ve özgürlük mücadeleleri tarih sahnesinde hep oldu. Olmaya da devam edecek. Tüm bu deneyimler, tüm bu birikimler sizin hukuksuz bir kararınızla yok olmayacak. İstanbul Sözleşmesi, kadınların eşit yaşamasının önündeki engelleri ve bunlara karşı çözüm yollarını anlatmaya devam edecek. Kadınların yıllardır yürüttüğü örgütlü, sistemle eşit mücadelemizde tüm eşitsizliklere karşı mücadele eden toplumun tüm kesimlerini yanımıza alarak yolumuza devam edeceğiz. İktidarın uygulamamakta direndiği, bizlerin ise uygulatmak için mücadele ettiğimiz sözleşme maddeleri için yürütülen direniş her gün devam edecek. Kadınlar için şiddetsiz bir yaşamı vaat edene, LGBTQ artılar için ayrımcılığa son verene, kadın cinayetlerini ve şüpheli kadın ölümlerini durdurana dek, çocukların yüksek yararını sağlayana dek durmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi kararına karşı anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz demeyi Türkiye'nin dört bir yanından sürdüreceğiz. Yaşama hakkımız için, eşit ve özgür bir hayat için, LGBTQ artıların tüm haklarıyla yaşayabilmesi için, onurlu bir yaşam için anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygulatmak için herkesi mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Kadın Meclisleri.